robotik radikal prostat ameliyatı arasındaki fark nedir? E, laparoskopik e, veya robot yardımlı laparoskopik dediğimiz iki teknikte birbirine oldukça benzerdir. İkisi de ciltten 5 e, adet trokarla, genelde 5 adet trokarla girilir. E, i̇kisinde de cilde bir 5 mm ile 1 cm arasında bir insizyonla, e, içeride bir havayla şişirilerek e, bir distansiyon sağlanır ve görüntü sağlanır. E, teknik olarak oldukça benzer iki ameliyattır. İkisinin de kendine göre benzer şey bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Laparoskopinin en büyük avantajı e, taktil uyarıdır. Yani elimize aldığımız alette biz direkt eee laparoskopik cerrahi gerçekleştiririz. Dokuya dokunduğumuzda sertlik vesaire bunlar bizim için değerlidir. E, i̇kinci avantajı da maliyetidir. E, maliyet olarak e, robotik radikal prostatektomiye göre oldukça düşüktür. Dezavantajı da bir cerrahi yorgunluk, yani ameliyat süresinin uzamasına bağlı cerrahın yorgunluğuna bağlı bir sıkıntılar, en büyük kompl şeyidir, dezavantajıdır. Aynı zamanda öğrenme riski oldukça yüksektir. robotik radikal prostatektomide en büyük avantajlarından biri 3 boyutlu görüntülemedir. Cerrah oldukça rahat bir şekilde konsolda oturmaktadır ve robotu oradan yönetmektedir. Konsoldan hasta içine konulan aletleri yönetebilmektedir ve 3 boyutlu görüntüleme ve cerrahın rahatlığı en büyük avantajıdır. Dezavantaj olarak da maliyeti öne çıkmaktadır. İki cerrahi tekniği değerlendirmek gerekirse tecrübeli ellerde yapılacak olan laparoskopik radikal prostatektomi ile robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi ikisinde kapalı ameliyatın fonksiyonel sonuçları olsun, onkolojik dediğimiz kanser kontrol açısından sonuçları olsun aynıdır. Laparoskopiyi öne çıkartan en belirgin fark maliyeti olarak göze çarpmaktadır.